Efendim Caner Cindoruk'a geçiyoruz. Son günlerin tartışmalı ve en çok izlenen dizisi var. Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk. Ortaya öyle bir iddia atıldı ki bomba gibi düştü gündeme. Dizideki gibi bir adam denilen ünlü isim 21 yaşındaki Melisa isimli genç bir kıza attığı özel mesajları ifşa oldu. Mesajları mesaj attığı kişinin kendisi bizzat ortaya çıkarırken Caner Cindoruk hakkında bu yorum mesajlar hakkında yorum yapmadı. Hala sessizliğini koruyor. Sadakatsiz dizisinin eşini aldatan Volkan karakterinin "Ben ikisini de seviyorum. İnsan aynı anda iki kadını neden sevmesin?" sözleri sosyal medyada yine tartışma konusu olmuştu. Geçtiğimiz yıl Selin Şekerci ile beraberdi ve ayrılmıştı. Onu sonra kimseyle görmedik. Mesaj şöyle: "Yarın durumun ne? Görüşelim. İşte neden cevap yazmıyorsun?" Bunları da kız ifşa etmiş. Yani kız reklam mı yapıyor? Neden böyle bir şey yaptı? Ve Caner Cindoruk hala yorum yapmadı herhalde. Şimdi dizideki gibiymiş Caner Cindoruk. Yani bir yere mantık hatası var. Caner Cindoruk şu anda biriyle evli değil. Biriyle evli olup onu aldatmıyor. Şu anda biriyle de adı anılmıyor. Yani bekar, free biri. Evet. O kız kim bilmiyorum. Kendisinden 19 yaş küçükmüş. Yani Caner Cindoruk üzerinden bayağı PR yapmış. Ben bu konularda hep mesafeliyim. Yani bu mesajların ifşa olması konusunda bu suç. İki kişi arasındaki yazışma eğer sizi rahatsız eden bir durum söz konusuysa gidersiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri emrinizde suç duyurusunda bulunursunuz. Bu kişi hakkında yargı gereğini yapar. Ama siz Caner Cindoruk şu anda sadakatsiz dizisi nedeniyle gündemde diye onun üzerinden yok bana böyle mesajlar attı ifşalarsınız. Ne mesajlara da bakıyorum. Ben baktım bir bekar insanın hoşlandığım birine mesaj atmasının karşı taraf eğer bundan hoşlanmıyorsa bloklar onu engeller. Bir daha da mesaj gelmez. Bu kadar basit. Öncesinde de yazışmışlar. Oradaki şeyde görüntülerde var yazışmışlar. Sonra ara ara cevap vermemiş kız. Yarın durumu ne diyor? Cevap vermiyor. Görüşelim diyor. Neden yazmıyorsun vesaire ama öncesinde var. En kötü engelle diye bir bölüm var. Sosyal hepimiz biliyoruz. Evet. Madem rahatsız ediyor. Engellersin. Oradan bile şikayet edebilirsin. Ama bilemiyorum böyle bir haberle gündeme belki de gelmek istedi kız. Kız tanımıyorum oyuncu mu değil mi? Ben ama isimleri var. Yani bu ifşa edenlere de alet olmamak lazım. Eğer bir dertin varsa git savcılığa başvur.